sadece örnek olması bakımından erkek ve kız çocuğu isimleri sayayım ama bunlar bunlar olursa Müslümanca olur diye değil. Bütün peygamber isimleri başımızın üstündedir. Ashab-ı kiramın isimleri başımızın üstündedir. Binlerce isim var. Elhamdülillah. Ama bazı isimler yüzde yüz İslam'ı yansıtıyor. Erkekte ve kızda. Bunları mümkün olduğu kadar yaygın kullanalım. Sülalede çok Ahmet var. Bin tane olsun. Çok Bilal var. İnşallah bir buçuk milyar Bilal oluruz. Ya Allah kapkara yüzümüzle, simsiyah derimizle, Ya Rab Bilal olarak yaşat bizi be. Bilal çokmuş. Yeter mi bu dünyaya bir Bilal? belli isimleri hızlı bir şekilde zikredeyim bunlar büyük oranda ashab-ı kiramın isimleri efendimizin hoşladığı isimler ama bunlar imanın şartlarından değil içimizdeki hasretten Ahmet, Bilal, Sabit, Enes, Cabir Üsame, Halit, Hafız, Hamit Salim, Asım, Tarık, Faruk Furkan değil ama Furkan sıfattır isim değildir Furkan Faruk isimdir Afif, Alkame, Ammar, Ömer, Mus'ab, Mustafa, Muaz, Müslim. Bunlar çok güzel erkek çocuğu isimleri. Kız isimlerine örnekler zikredeyim. Hanife, Asiye, Allah, insanın 20 tane kızı olacak ki 20'sine de Asiye diyecek. 19 Asiye, 17 Asiye, Asiye ya. Amine, Rukayye, Rukiye değil, Rukayye, Erva, Halise, Esma, Halide, Raşide, Ümame, Emine, Raziye, Betül. Meryem annemizin sıfatıdır. Betül çok tatlı bir isim. Hafsa, insan, Amerika'nın Müslümanları, Sünni ve Şii diye bölüp, sonra birbirine kırdırma projesine karşı, bütün kızlarımız mahkemeye müracaat edip, Ömer'in sevdası ve kıyamet günü de Ömer'e yakın olma hasretiyle hafsa demeli çocuklarına. Artık mahkeme kararına da gerek yok. Bütün toplumumuz hafsa olmalı. Neden? Çünkü hafsa bir şeyin simgesidir. Nedir o? Ömer'in kızının adı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımının adı, anamızın adı. Ve hafsa bir şeyi simgeliyor ashab sevdasını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasretini simgeliyor. Bu hasret yüreğimizi kavuruyorsa çocuklarımız hep hafsadır zaten. Hakime, Halime, Şakire, Zahide, Şifa, Zeynep. Çok Zeynep var. Az bile var. Değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızına Zeynep dedi. Ondan sonra Gelen kızlara senin adın Zeynep olsun dedi. Sevdi mi Resulullah bu ismi sallallahu aleyhi ve sellem? Ben ev ki bir çakalın adı olsun o. Zeynep çok güzel isimdir. İman bunu gerektiriyor. Aliye, Şeyma, Sare, Salime, Sabire, Meryem, Afife, Tahire, Aişe. Allah! Nasıl şimdi her sokakta 500 tane Aişe'miz olmaz bizim ya? Ölmüş kadınları bile yeniden isimlendirelim. Ayşe olsun adları. Ölmüş kadınları bile dir. Nenemin öldükten sonra adını değiştirmek mümkünse değiştirelim ya. Ayşe olsun. Ayşegül değil ha. Ayşegül değil. Ayşe Güldür zaten. Takma isim komik düşüyor. Ayşe Nur. Yok, inanmam ona. Ayşe radıyallahu anha. Münire, Hacer Nezihe, Naciye, Nesibe, bunlar mübarek isimler. Güzel isimler. Farz değil, vacip değil. Beyaz taş diye bir isim koysa bir insan çocuğuna, beyaz taş, yani bir kafirin ismi olmadığı sürece günaha girmez. Ama taşın babası olursun o zaman. Beyaz taşın beyaz taş baba.